Kardeşlerim bu şımarıklık teknoloji yüzünden değildir. Allah'ın nimetidir teknoloji. İletişim imkanlarının rahatlamasından değildir. O Allah'ın bir nimetidir. Biz ölçüsüz yaşıyoruz. Bugün herhangi bir hastanede o gün oraya giren bin hastadan kaç tanesi gıdasını dengeli bir şekilde aldı buna rağmen bir kaza sonucu işte midesi ağrıyor diye giriyor. Doktorlar ezberlemiş gibi hazır yeme listesi veriyorlar. Ya hiç hastayı muayene etmeye gerek görmeden çok yiyorsun diyorlar. Ya ne biliyorsun belki yemiyor. Çok yiyorsun diyor. Standart yemek çok zaten. Abartılı, şımarık, neyi nerede harcayacağını, nasıl tüketeceğini düşünmeyen nesil hastaneleri doldurmuştur. Hapishaneleri doldurmuştur mahkeme kapılarını doldurmuştur. Bu Allah'ın belasıdır. Bu ortamda cihat konuşulabilir mi? Ashab-ı kiramın imanını kime nasıl konuşacaksın? Kur'an oku zevklen nasıl diyeceksin? Ahlaka nasıl yer ayıracaksın? Hangi ahlaka? Ne kadar tüketirsen o kadar mutlusun anlayan birine çok tost diye be kolesterolün yükselir desen ne olacak? O pastırmalı tost diyordu. Ha o zaman kaşarlı yiyeyim diyecek. Ya o kaşarlısı da böyle yapar. Ha soslu yiyeyim o iyi gelir diyecek. Yemekten başka bir şey anlamıyor ki. Gözünün önünü görmeyen. Yedi kat gökler var. Arş var. levh mahfuz var deyip göstereceğim bir yer görür mü? Kendisini acımayan. Sağlığını ve geleceğini düşünmeyen birisine Müslüman kardeşin ya, insan bu ya. Buna merhamet et. Nasıl diyeceksin? Herkes parayı seviyor ama çalışmayı kimse sevmiyorsa. Yani parayı herkes seviyor. Para mı olsun istiyor? Ama işe gitmek yok sekizde. Beşe kadar çalışmak yok. Bu neyi gerektirecek? Çalmak, rüşvet, hile, kumar, devlet de oynatsa kumar, kumarın devleti vatandaşı yok. E Bunlarla kazanacak. Çünkü mal biriktirmeye tapınıyor. Ama onun için çalışmıyor. Çalışmayınca ihtiyacını nasıl karşılayacak? Oturacak internet üzerinden borsa oynayacak. Tembel fabrikası borsa. Adam fabrika kurdu, hisselerini borsaya getirdi. Beyefendi de oturduğu yerden onun fabrikasının bacasından kaç bilmem ne oranında ateşli bacadan ekmek kazanıyor. Borsaya gelmiş hissesinde bu oturduğu yerden bilgisayarla zengin olacak. Akıllı bir insan böyle bir zenginlik hayal eder mi? Niye insanlar devlet memurluğuna tapınıyorlar? Biz olamadık bari çocuğumuz olsun diyor. Çünkü zaten haftada 5 gün, o beş günün üç gününe de izin yutturursun. iki günde orada çay içersin ama maaş işte. Anlaşıldığı için. Nasıl olsa Devlet hiçbir zaman memurluğu kaldırmaz çünkü seçim var. E seçim, e seçimde 2 milyon memur olan bir ülkede 2 milyon oy fena değil. Onların eşleriyle beraber 4 milyon eder. İktidarı değil, vatandaşlığı bile kaybedersin, onları kaybedersen. Gerçekler böyle. Helal, israfsız, şükrü yapılmış nimet yenmedikçe bu şımarıklık bitmez. Helal kazanacağız. İsrafsız harcayacağız. Allah'ın hakkı olan şükrü yapacağız. Lafla da yapacağız şükrü, kalbimizle de yapacağız, bedenimizle de yapacağız, malımızla da yapacağız. Bugünkü pozisyonumuz şeytana kul olma pozisyonudur. Nauzu billahi teala. Kardeşlerim, bu konuları konuşmak zorunda olan hocalara verilecek cevaplar, hazır cevaplardan birisi Allah'tan kork bu kadar imam hatipler görmüyor musun? Şu camilere baksana şehirlerin göbeklerinde uzay üssü gibi camiler deyip betonsal gelişmeleri durumun bu kadar kötü olmadığının belgesi olarak karşımıza çıkaracaklar. Ben kör değilim. Ben de görüyorum şehirlerin merkezinde elhamdülillah koca koca camiler. Ama İstanbul'un fethinden sonra büyük camiler yapıldı. Ama o Fethi ordusu bir daha gelmedi. O betonlar rahatlattı herkesi. Biz minarelere değil insana çalışmamız lazım. Allah kulluk yapın buyuruyor. Namaz kılın buyuruyor. Camisizde oluyor bu işler. Medine'yi İslam'a devlet yapanların camisi yoktu. Ayaklarında çarık da yoktu. Üstlerinde elbise de yoktu belki. Birisi onlardan mezara konduğunda kefensiz kondu. Kefen yapılacak kadar iki metre bir bez bulunmadı. Ayakları örtülemedi. Kumaşsızlıktan, susuzluktan, bir yokluktan yani. Kardeşlerim, elbette şehirlerimizin göbeklerinde, dinimizin sembolü olan büyük büyük camilerin yapılmasına karşı çıkacak halimiz yok. Şükretmesek nankörlük olur. Ama, kıyamet günü o camileri sırtımıza koyup mahşer yerine getiremeyeceğiz. Camilerde kılınmış namazları götürebileceğiz. Cami'ler gitmeyecek. İmam hatip liseleri, Kur'an kursları, ilahiyat fakülteleri fırsattır, sonuç değildir. Değerlendiremedikten sonra bütün nesil medreseye girse ne olacak ki? Biz avunuyor olduktan sonra yanlış sonuç elde ederiz. Ebu Derda radıyallahu anh ashab-ı kiramdan bir noktaya temas etmiş sanki bugünü görerek. O boyalı boyalı camilere, güzel baskılı musaflara, yeterli gözüyle bakanlara hitap ediyor. Diyor ki, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i cicili, boyalı, renkli, güzel bastıkları zaman, camilerinizi boyayıp süslediğiniz zaman, belanızı buldunuz demektir diyor. Feddemâru Aleyküm diyor. Belanızı buldunuz. Koca sahabi bunu niye böyle bize söylüyor? Çünkü biz mushafın iman edenleriyiz. Müzecileri, açık artırmacıları değiliz. Onu okuyup amel etmek için musafımız var bizim. Camiler Rabbimizle buluşma yerlerimizdir. Dekorumuzu gösterme, sanat İhya etme yerlerimiz değildir. Asıl gidip de astar geldiği zaman ortaya çıkan sonucu belanızı buldunuz olarak anlamış Ebu Derda. Radıyallahu anh. Biz bu sahneyi Ramazan ayında çok rahat izliyoruz. Zühd ayı, az yeme ayı, sadaka verme ayı, dünyadan bir aylığına kopma ayı olan Ramazan'ı marketlerin ürün yetiştiremediği aya dönüştürdük. İşte o caminin bir örneği bu. Haccı ibadeti üstümüzdeki farz giyilmesi olan elbiseleri bile çıkarıp ihramla Arafat'ta vakfe durma ayı iken lüks, reklam, gösteriş ve tüketim ibadetine dönüştürdüysek belamızı bulduk demektir. Ama başta ne dedik? Bu Allah'ın bir belasıdır. Dinliğinden, kulluğundan yön değiştirenlere göre göre hissede hissede Allah'ın tattırdığı bir azaptır bu. Allah bize dünya nimetlerinden kopun buyurmuyor. Ama ilahınız benim dikkat edin buyuruyor. Bu uygulamada ise Allah'ın ilahımız olduğu, Rabbimiz olduğu iman olarak varmış gibi duruyor. Uygulamada para, force, koltuk, dünya zevkleri her şeyden önemli duruyor. Mümin kardeşlerim, tablomuz acı ama umut varız. Bütün dünya 7 milyar. Böyle olur. Ben ve eşim ve çocuklarım biiznillahü teala böyle olmayız. Biz kurtuluruz. Allah'ın kapısının kapandığını göstermiyor bunlar. Çünkü henüz kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadan da o kapı kapanmıyor.